Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerliyor. 23'ünden itibaren artık akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu hafta Mars koç burcunda geriliyor, Merkür akrep burcunda geriliyor. Bu kadar retro gezegen tesiri tabii günlük hayatımızda biraz zorluyor. Bazı planlarımızı hayata geçirmek konusunda tıkanıklıklar hissediyoruz. Düşünce evet zihnimiz çok hızlı çalışıyor ama sanki her şey biraz soyut kalıyor. Eyleme geçmekte zorlanıyoruz. Bu hafta Koç burcundaki Mars'ın Oğlak burcundaki Jüpiter'le kare açısı var. Yine zihnimiz çok hızlı çalışıyor. İş planları, projeler, ee, oldukça hareketli ee, düşünceler var ama bazen de çok aşırı abartılı planlar, programlar olabiliyor. Bazen çok fevri davranabiliyoruz. Çok tepkisel davranabiliyoruz. Konuşmalarımızda aşırı özgüvenli olabiliriz. Altından kalkamayacağımız bazı sözler verebiliriz. Özellikle yakın çevremizdeki kişilerle irtibatlarda konuştuğumuz sözlere dikkat edelim. İş konularında yapacağımız bağlantılarda da daha dikkatli, daha belki dengeli olmaya çalışalım. Abartılı beklentiler bu dönemde bize zarar verebilir. Venüs başak burcunda ilerliyor sizin için para konularında aslında genel olarak destekleyici olabilir bu hafta genelinde çünkü Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir teması olacak manevi konularda da güç veriyor şu dönemde gerek Venüs'ün hareketi gerek Jüpiter'in hareketi biraz hayattaki günlük hayatınızdaki uğraşlarda çabalamalarda işlerde güçlerde uğraşırken bir yandan da manevi anlamda önemli farkındalıklar elde edinmeniz, bazı şeyleri uzun vadede nedenlerini kavramanız, biraz da hani belki hayat içerisinde madde değil de daha manevi konulara dönük gelişimler elde etmeniz bu süreçte mümkün olabilir açık ya da gizli destekler de alabilirsiniz hafta genelinde böyle ufak tefek de olsa hani bir sorununuzu çözmeye dair bu bir sağlık sorunu olabilir, parasal bir konu olabilir. günlük hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz bir e, duygusal destek olabilir. Bunları da bu hafta e, daha rahat temin edebilirsiniz aslında. Pazartesi ve Salı Ay Yay burcunda olacak. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, bazı ekip çalışmaları adına hareketli günler. Yine proje üretmek, üretmekte, yeni hani kendinize yeni hedefler belirleme konusunda, hayata daha idealistçe bakma konusunda oldukça cesur davranacağınız iki gün abartılara dikkat edelim lütfen. Çok vizyonersiniz. Evet, hayal gücünüz iyi çalışıyor. Yeni yeni orijinal fikirler üretiyorsunuz. Ama bazen gerçeklerle örtüşmeyebilir bunlar. Daha dengeli olmaya çalışalım lütfen. Ee, çarşamba günü ay oğlak burcunda. Cuma öğle saatlerine kadar. Ay Oğlak Burcu'nda genel olarak biraz iç dünyamıza yönelebileceğimizi işaret ediyor. Bu bir dinlenme fırsatı da olabilir. Biraz böyle sorgulama dönemi de olabilir. Kendimizi, içinde bulunduğumuz şartları, yaptığımız çalışmaları gözden geçirebiliriz. Bu gözden geçirmeler bize önemli, çok verimli bazı elle tutulur, somut sonuçlar da getirebilir. Özellikle iyi değerlendirmeye çalışalım. Sağlıkla ilgili konularda da hani bir operasyon olabilir, belki bir diş bakımımız var, buna zaman ayırabiliriz. Genel kontrollerimiz var, buna zaman ayırabiliriz. Bunlar için de hafta ortasını değerlendirebiliriz. Ve cuma öğle saatlerinden itibaren ay sizin burcunuza geçecek artık. Hafta sonu da ay burcunuzda. Evet, duygusal enerjiniz güçlü. Daha da hareketleniyorsunuz. Özgürlükler de öne çıkıyor tabii ki. Girdiğimiz her ortamda dikkat çekebilirsiniz davranışlarınızla, konuşmalarınızla. E, aşırılıklara yine dikkat edelim lütfen. Ay kova burcundayken yeni şeyleri öğrenme konusunda, keşfetme konusunda size çok güçlü bir enerji verir. Ve tabii ki arkadaşlarınız yine ön planda sosyalleşmek istiyorsunuz. Ve hafta sonu özellikle sevdiğiniz kişilerle, arkadaşlarınızla da bir arada olabileceğiniz paylaşımlarda yapabilirsiniz. Ve bunlar daha çok belki fikirsel paylaşımlar olabilir. Sizin gelecek planlarınızla ilgili ürettiğiniz orijinal fikirler olabilir sevgili Kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.